dil nidası olan program. Friction. Efendim, bugünkü konu çok mu çok tatlı bir de uzun. Ama diyeceğim bunu mecburen diyeceğim çünkü... Öyle tanıştırıldım. Onun üzerineydi. Sevgili Can Oflaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? İyiyiz. Senin oralara pandemi nedir durum? Herkes aynı ya. Uğruyor mu? Bayağı iyi uğradı yani. Bayağı aylarca kaldı bizde de. Ama ben tabii müzisyen olduğum için işte bol bol şarkılar, türküler. Size yaradı bu ya. Konser olarak yaramadı. Çünkü ben tam konserlere başlamıştım. Böyle turneler falan planladığımız bir süreçti. Tam böyle işte bütün ekipmanlarımın gerçekten böyle hazır olduğu bir süreçte bu patlayınca biraz daha eve, stüdyo kapandığımız. Ama üretim olarak gerçekten iyi oldu benim için yani. Ama kanalın çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Bir tane video koyabildim. High and Dry videosu. Biraz da aranjör olarak başka bir sürü iş yaptığımız bir süreç oldu. Hatta işte babacığım stüdyolarında Güven'le birlikte her hafta, işte Deniz Ünlü'yle birlikte her hafta böyle bir sürü süreçten geçtik. Böyle bir kendi kendine kalmak nasıl geldi sana? Bana iyi geldi. Benim ihtiyacım var. Sevgili Büşra da burada, menajerim. Onunla hep konuştuğumuz bir süreçti. Yani ya bir ara ver. Hani kendine bir 5 gün bir ara ver. Yok, benim ara vermem lazım. Daha böyle bir şeyler yapmam lazım diyordum. Şimdi ara vermek zorunda kaldım tabii ki hepimiz gibi. Canıma değsin o zaman. Aynen, biraz böyle bir kendime döndüğüm, böyle daha böyle kitaplar okuduğum, kendi istediğim dizileri izlediğim bir süreç, yemekler yaptığım, vegan kekler yaptığım bir süreç oldu. Allah Allah, bir dakika. Bir şeyler oldu orada. Bir dakika şimdi, peki daha önce yemek yapıyor muydun? Bu kadar sık asla yapmıyordum yani. Evet, tabii ki de bir mutfakta... Yemek yapmayı biliyorsun ama. Bilmiyormuşum bence ya. Bu kadar yani böyle bir soğan kesmekten tutun sarımsağı yemek. Ben hiç bunlara çok fazla girişmezdim eskiden. Şimdi her gün yemek yaptığım için daha işin içindeyim diyebilirim yani. O zaman vegan bir tarif çalalım buradan. Vegan kek tarifimi şu an gerçekten çok iyi verebilirim. Hadi. Evet, tamam, hızlıca anlatıyorum. Biraz şeker, un var arkadaşlar işin içinde. Ya ama şeker, un mu? Ya ne olacak ya, biraz kilo aldığımız zaten. Yulaf şeyi koyabiliriz onun yerine. Hayır, Hindistan cevizi unu koyabiliriz. Evet. Ben yaptığımı anlatıyorum kameralarda, tamam. Siz istediğiniz gibi evirip çevirebilirsiniz. Tamam. 2 su bardağı un. Şu an yemek tarifi veriyorum YouTube'da, inanın kulağa çıkmasınayım. Nereden nereye? 1 su bardağı şeker koyuyorum, onu böyle bir ettim. Kabartma tozu, karbonat, bir çay kaşığı. Tabii yeter o kadar. Falan yani. Azıcık bir tuz ekliyorum. Böyle karıştırma, o kenara durdu. Ondan sonra hızlı anlatacağım. Kekim böyle arkadaşlar. Deneyeceğim. Güzel oluyor. Hızlı oluyor. Ben alıştım zaten. Eskiden hep böyle bakıyordum, şimdi ben de kendim denemiş oldum. Biraz terledim bu arada. Şey oldu. Gerildim tarif verirken yani. Hiç birazdan böyle... bir mola veririz. Şimdi olur, olur. Bir estiririz. Peki. Yemek yaparken şarkı söylüyor musun? Yok. Müzik dinliyorum daha çok böyle arkada. Ya podcast falan tarzı şeyler dinliyorum. Podcast biraz zor oluyor. Çünkü çok ses oluyor.